Artık kendimi bulmak yerine kendimi yaratıyorum. Bu fotoğrafa bakınca ne görüyorsunuz? Aklınıza ilk gelen şeyi söyleyin. Ve bunları dedikten sonra, anlatacaklarımı dinledikten sonra lütfen yorumlara yazın. Belki parası olan birini görüyorsunuz. Diyebilirsiniz ki hayalindeki arabayı almış, arabaya biniyor. Sürekli seyahat ediyor, gezmek istediğim yerleri geziyor diyebilirsiniz. Hayatımdaki belki çalışmak istediğim şirketlerde mühendis olarak çalışıyor diyebilirsiniz. Ama şunu diyeyim, sosyal medya ile gerçek hayat çok farklı. İşte siz çok farklı bir şey görürken ben ise kendi için yaşamayan, boş, nefsinin onu yönettiği, kırılmış, dolmuş bu bedende yaşayan, stresli, sinirli, alkole, sigaraya bağımlı, içki içen bir adam görüyorum. Bu kuzağa bakmayın, bu adam bir yıl önce bendi. Bendim yani, bir yıl önce. İşte Polonya'daki bir yıl önceki ben, yani o kendini bulmaya çalışan ben, aslında o bulduğumu zannettiğim yol aslında kendimi kaybettiğim yolmuş. Yaşarken ölmeyi tercih edip yeniden doğan ve sonrasında bulunacak bir şeyin aslında olmadığını idrak eden, yani kendimi yaratan ben. Hayat boyunca kendimiz haricinde her şeye o kadar çok odaklanıyoruz ki bu kendimize hiç odaklanmıyoruz. Kendimizi hiç tanımıyoruz. Bu kendimizi tanımayan, ona imkan vermeyen bizler sonrasında kendimizi arıyoruz aslında. Hiç bu bedeni tanımayan kişi dışarıda arıyor kendisini. Senin bir hayatın yok, bu hayat sensin. Hayatı yaratan, gözlerinden izleyen, oynayan, yaşayan sensin. Bu sen olmasan bu hayat tecrübe edecek kişi kimse olmayacak. Yani her şeyin sen olduğu sen, onu dışarıda kendi yarattıklarında bulamazsın. Ve sürekli bir amaç koyuyoruz. Şunu yaparsam, böyle yaparsam çocuğum böyle daha iyi olacak, ailem daha iyi olacak. Şöyle yapmalıyım, şöyle yapmalıyım. Böyle evim olursa, arabam olursa ya da şu olursa bilmem ne. Sürekli bir amaç, sürekli bitmek tükenmez bir haz, bir istek, bir istek durumu. Onu alıyorsun, sonra o bitiyor, sonra başka bir şey başlıyor. Ama kendin için ne yapıyorsun? Sen bu hayata gelen sen, tek başına gideceksin. Kimse seninle birlikte ne göbek bağıyla bağlandı, ne göbek ya da seninle birlikte ne doğdu ne de gidecek. İşte onun için diyorum, kendin için ne yaptın? İşte kendin mutlu olmak için kendini o kadar gereksiz, imkansız amaçlar, hedefler koyuyorsun. Bakın bunlar imkansız şeyler. Mutluluk dışarıda veya hedeflediğini alınca olacak şeyler değil bunlar. Gelecek olan mutluluk değil. Ya da o sen değilsin. Her şey içinde oluşur. Seni dışarıda aradığın da aslında kendinsindir. O histir. Ona karşı duyduğun özlemdir. O hissi yeniden hissetmektir. Yani her şeyi içinde oluşturan sen, o hissiyatı oluşturmak için belli bir şeylerin peşinden koşmaya, hazların peşinden koşmaya gerek yoktur. Çünkü ne kadar çok kendine hedef, amaç belirler, sürekli onun peşinden koşarsan tükenirsin. Çünkü hiçbir zaman son olmayacaktır. Ve hiçbir zaman varacağın yere varamayacaksın. Çünkü varacağın bir yer yok. Onun için Mevlana çok güzel bir laf etmiş. Dün zekiydim, dünyayı değiştirmeye çalışıyordum. Bugün akıllıyım, kendimi değiştirmeye çalışıyorum. Yani kendinle barışık ve o zihnin oyunlarını yavaş yavaş dinlemeyen, o zihnin egonun dışına çıkarsan, yani o bitmek bilmeyen istek, hazları artık dinlemezsen, yani bir nevi o kendini bulmanı söyleyen, o kendini eksik hissettiren, sana öyle hissettiğini zannettiren zihnini dinlemezsen asıl kendini bulur, kendini yaratmaya başlarsın. Yani aslında bulunacak bir şeyin olmadığını anlarsın. Yani kendini bulmaya çalışmazsan o zaman kendini bulursun. Belki de zihnin size bunu inandırması sizin kendinizi unutmanıza daha da çok olanak sağlıyordur. Ne dersiniz? Dostlar, bu bir uzay teknolojisi değil. Yani biz bu bedenin içine girdiğimizde, bu bedenle yaşamaya başladığımızda bir kullanım kılavuzu, nasıl bir materyal alıyorsun ya da bir obje aldığında kullanım kılavuzu oluyor. Ama insanlar bu bedenin kullanım kılavuzunu bilmeden, kullanmayı bilmeden direkt atılıyor. Yani bu bedeni bilmeden kullanmaya başlıyorsun. Yarım yamalak. İşte bu zihnin, bu egon, bu kişiliğin seni o kadar inandırmış ki onların sen olduğunu. Onlarla öyle yaşamaya alışmışsın ki hiçbir gram bile şüphe etmiyorsun. Onlar ne derse direkt inanıyorsun. Bundan dolayı da insan olmayan problemleri yaratıp olmayan problemlerin peşinden koşmaya çalışıyor. Biz köpek sahiplenmiştik barınaktan. Yani o köpek bile yemeğini yiyor, yatıyor. Bu kadar. Onun haricinde aklını, fikrini, odağını kendine huzursuz edecek şeylere vermiyor. Belki onun da kafasında geçirdiği bir şeyler vardır ama bu kadar.
ana odaklanıyor. Açsa aç, oyun oynamak istiyorsa oyun oynuyor, yerde yatmak istiyorsa yatıyor. Bu kadar. Bu kadar. Ama en azından köpeğin, aa benim fabrikam var, fabrikamı yönetmem lazım. Aa arabam var, onun masrafları. Aman bilmem ne, bilmem ne, kendimi bulmam lazım. Kendimi eksik hissediyorum, bilmem ne gibi dertleri yok. Çünkü ona gerek yok ki. Onu sana söyleyen, zihnine inanmamak bu kadar. Zihni susturmak. Ya köpeğin hiçbir lüks bir şey bile ihtiyacı yok. Yatağa bile ihtiyacı yok bakın. Sen neredeysen kucağıma geliyor, yerde mi yatıyorum, yanıma geliyor sırf yanımda sıcaklığımı hissetsin diye. Hiçbir şeye gerek yok. Her yerde yatıyor. Yeter ki kendini o sevgi kucak dolu kollarda hissetsin. Bu kadar. Yani kendini bulacağını zannettiğin şeyler, yani o beklentiler, istekler, o motivasyon kaynağı, yani o çıktığınız yol aslında ya da belki de sizin dikkatinizi daha da çok dağıtan şeyler olabilir. Bazen toplum, insanlar küçüklüğümüzden beri bize böyle öğretiyor olabilir. Yani her şeyi, yani değeri kendinden başka her şeye veriyorsun. Aile, çocuk, ilk başta onlar, onların mutluluğu, kardeş, bilmem ne falan filan derken sonra bir bakıyorsun, kütükenmişsin, kendin için ne yaptın? Belli bir süre sonra kendini unutuveriyorsun. Yani kendini bulmak yerine aslında yaratmak. Sürekli bir arayış ve hiçbir zaman, zaman yeterli değil, sürekli bir şeyler yapmam gerekiyor diye telkinlerde bulunman. Ama bunlar hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü olmayan şeyi yaratan sen, aslında kendini değiştirmen lazım. Yani kendini yaratman, bulmana gerek yok. Belki de senin kendini ne yaratmana ya da bulmana gerek yoktur. Çünkü sen zaten buradasındır, zaten varsındır, olansındır. Eğer öyleyse neden kendini yaratasın ki? İşte sen varsın ama senin yaratabileceğin işte şu. Kişiliğin, egon, zihnini yeni baştan yaratabilirsin. Küçüklüğünden beri sana öğretilen her şeye tutunmak zorunda değilsin. Onları kendin istediğin gibi doldurabilirsin. Özgür bir şekilde, sınırsız iradenle. Yani sen küçüklüğünden beri o kişinin egonu, zihnini öyle inanç, ideoloji, sahte bir kişilikle doldurmuşsun ve ona o kadar inanmışsın ki. Ve onunla öyle yaşamaya alışmışsın ki. Ondan dolayı işte arayış oluyor. Ondan dolayı hala kendini arıyorsun. İşte bu sahte kişilik, inandığın, bu yaşadığın, yıllarca alıştığın kişilik var ya, o kadar seni unutturmuş ki kendini arar olmuşsun. Normalde mantıken biz zaten varızdır. Ama bu sahte illüzyon, kişilik, ona öyle bağlanmışızdır ki, yani kendi yarattığımız maskeye. İşte asıl kendini yaratma, bulma, yani o maskenin arkasındaki ego, zihnin ötesine geçip hiçliğe ulaşmak ya da her şey. Yani buna. Sen busun, sessizliksin. Sen bir bilinçsin, sınırsız iradesin. Yani sen her şeyin farkında olan, gözlemleyensin. Burada içinde nelerin olup olmadığı önemli değil. Sen onları da gözlemleyensin. Zaten ego, zihin, bağımlılıklar, kişilik, inandıkların, ideoloji, her şey, bunların her şeyini bırak. Geriye ne kalıyor? İşte sen olsun. Ona tanık olan, gözlemleyensin. Yani asıl senin görmen gerek, asıl olana bir şey eklemek ya da bir şey aramak, bravo. Ya da onu bulmak değil. Zaten bu senin inandığın kişilik, ideoloji, inançlar, her şey değişiyor. 5 yıl önceki, 10 yıl önceki, 15 yıl önceki sen değilsin. Sürekli değişiyorsun. Bu kadar değişken bir şeye bu kadar inanma. Yani değişen sürekli değişiyorsa ve geriye hiçbir şey kalmıyorsa işte sen nesin? İşte o soruyu sorduran, ona seni inandıran zihnini dinlememek. O soruları sorana cevap vermemek. O arayışa tutunmamak. Yani dinlememek. İşte insanlar o kadar kendilerine öğretilene o kadar inanmışlar ki. Hayatım işte şöyle mükemmel olmalı. Her şey sistem istediğin gibi olmalı. Ama boşver onları. Senin asıl ruh amacını bulman lazım. Belki de bunun için hata yapman lazım. Tecrübe edinmen lazım. Yani belki de korkmamamız lazım. Bazen de her şeyi istediğimiz gibi olması için diretmememiz. Belki de hiçbir şeyi kontrol etmememiz. Kontrol etmeye çalışmamamız gerekmektedir. Bir şeye olmalı veya olmamalı diye diretmemek lazımdır. Belki de bir şeyi takip etmeye de gerek yoktur. Belki de hayat, yaşam öyle güzel yaratılmıştır ki sadece olman yeterdir. Belki de kendini kalbine bırakıp kalbini seni götürmesine izin vermendir. Yani kendini değiştirmeye çalışmayıp kendini bulmaya çalışmayıp aslında kendini bulmana izin vermen gerekir. Yani bırak kalbin seni olman gereken yere götürsün. Ona izin ver. Yani bir şey yapmaya çalışma. Sadece olmasına izin ver. Direnme.
Yıllardır dinlediğin zihni dinleme. Bırak kalbin dinle ilk defa. O aşkın, sevginin açılmasına izin ver. O zaman zihnin, o soruları getiren zihnin susmaya başlayacaktır. Kendinden korkma. Kendini kaybetmekten korkma. Bırak bu kişiliğin, düşüncenin, egonun, zihnin dışına çık. Ötesine geç. Hiçliğe git. İşte o zaman asıl sen anlayacaksın. En kötü de ne olacak? Tüm kaygıların, arayışın, korkuların. Her şey burada. Kaybedeceğin bir şey yok ki. Bu hayatta kaybedeceğin ne var? Korkularından başka hiçbir şey yok. Alandığın hazlar, davranışlar, kişilik, bağımlılıklar, bunları bırak. O zaman kendini bulacaksın. Ve kendini istediğin gibi yaratmaya başlayacaksın. O zaman işte kalbindeki ilhamı göreceksin ve onu seni götürmesine izin vereceksin. Yapacaklarını artık kalbindeki aşkla, güzellikle yapacağını ve sevgini herkese vereceksin ilhamla. İşte bende de böyle oldu. Sürekli kendimi bir eksik hissediyor, sürekli bir amaç, sürekli o amaca ulaşıyorum, sonra yeni bir amaç belirliyor. Hiçbir zaman doymuyorum, hiçbir zaman sonu yok. Kendimi belli bir zaman sonra tükenmiş hissettim. En son işte babamı kaybettim. Ama yani sürekli bahaneler, borç, kredi, bilmem ne, araba, ev falan derken sonu yok ama bir türlü bir bakmışım. Sevdiklerimi bile yanımda değil, yıllardır görmüyorum ve bahane üretiyorum. Ve onlar da gidince, özellikle babamı kaybedince farkına vardım. Ne için? Ne için? Varacağım bir nokta yok. Bulmam gereken bir şey de yok. Sadece o bulmam gerektiğini söyleyen o zihnimi dinlemem lazım. Bu kadar. Yani o tutku, arayış yok, bitti. O kadar kaybolmuştum ki. Yani para bile kazansam bile o paranın bereketli olması lazım. Mesela şirkette çalışıyoruz. Birileri mesela daha çok dikkat çekiyor. Neden? İşte giyim kuşamları çok iyi değil mi? Onlar dikkat çekiyor. Kendini eğer eksik hissediyorsan, biliyorsun o kazandığın parayı, eğer kendini orada eksik hissediyorsan giysileri acı harcıyorsun ki dikkat çekmek için, veya başkalarının arabası falan varsa sen de onların arasına girebilmek için bir anda araba isteği oluşuyor. Ya da yani kendini eksik hissettiğin alanda o paraları harcamaya başlıyorsun. Ama işte o arayış senin eksik olduğun değil. İşte o parayı öyle güzel, bereketli kazanman lazım ki o zaman bereketli olur. Yoksa sırf o boşluğu doldurmak için çalışıyorsan ya da onu olduğuna inanıyorsan, kendinden daha çok inanıyorsan, hiçbir zaman bereketli de paranı da kazanamazsın. Çünkü geldi de gidecektir, sonunda kendini tüketmiş olacaksındır. Çünkü onun sonu yok. Demem o ki sizin göreviniz kendinizi bulmak değil. Ona karşı inşa ettiğiniz tüm engelleri bulup görmektir. Bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum. Gönlünüzden sevgi eksik olmasın. Bay bay.